Ece yaklaşma, Ece yaklaşma. Geriden ha. Afra'dan ama yine tanıyamadım. Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Bugün Konya'mızda değişik bir mekana geldik. Namı değer bit pazarına geldik. Evet. Eski tellal pazarı mı diyorlar? Bit pazarı. Bit pazarına. Şimdi ilk açılışımızı böyle civata açılışımızı yapabiliriz. Hacı dayım merhaba. Merhaba abi. İsim neydi senin? Mustafa. Mustafa abi. Sen beni tanıdın mı? Tanıyamadım. Tanıyamadım. Paketleme desem tanın mı? Paketleme işte yine evet. Tanıyamadım. Çıkaramıyorum. Ama ben dünyamıyım. Vallahi hiç hatırlamıyorum. İyi bakalım. Ne yapıyorsun burada? Vallahi işte vida satarım. Adam burası vida satıyor. Yapıyor güzel bir şey. Burası çamur çorba var. Öyleydi. Şöyle vidaları bir çek bakalım. Ne tür vidalar var burada? Ne yapıyorsun? Her çeşit. Dünyamıyım. Lazım sana her şey. Orada bak abi. Şimdi bu aldıkların ne? Ya aldıklarım ben de bilmiyorum aslında. Lazım onu diye alıyoruz işte geldik buraya. Bunlar kapı kullabı mı? Kapı kullabı değil. Bunlar traktörlerin kilit. Kasa şeyler. Kasa kilidi. Evet. Traktörün arkasına, araba arkasına kasaya. Yani ihtiyacı olduğu zaman köyde şey olmuyor. Bulunmuyor. Alıp şey yapacağız. Sen bit pazarına sık geliyorsun herhalde. Bit pazarına aşağı yukarı bir iki sene falan oldu gelmeyeli bakalım. Pandemiden önce açılışı bugün mü yaptın? Açılışı bugün yaptım. Zaten 8 aydır falan köydeydim. Evet. Yeni geldik. Hava da bugün güzel. İyi bakalım. Bakıyoruz bakalım. Senin tecrübelerinle bit pazarının en antika yerlerini göreceğiz. Tamam inşallah. Tamam. Alışverişler yaparım. Bunlar bana bedava versen şey yapmış. Ne olur da böyle ne yarar bunlar? İyi başarı değil mi? Aparatta lazım. Evet Mustafa abi, bu mesleği kaç yıldır yapıyorsun? Vallahi 20 senedir yapıyorum. Nasıl? Koruluyor mu? Şükür ya, 3-5 hoş alıyoruz işte. Allah bereket versin. Herkesin bir rızık kapısı var. Tabii. Sen de buradan sebepleniyorsun. Evet Hacı abi. Sen de hep geliyorsun buraya maşallah. Değil ya, ben aşağı... Arada bir gelir ya. Ha, bu sene yani son zamanlarda epeyden beri gelmiyor. Gelmiyor epeyden. Pandemiden bu yana gelmiyor herhalde. Bak abi biliyor. Geldim mutlaka bunun yanına uğrarım. Uğrar uğrar. Evet. Doğru. Zaten 7-8 ay köyde kaldık. Dolayısıyla şimdi açılış yaptık bakalım. Sergi de bayağı geniş senin ya. Pazarın en geniş yerini sen kaplamışsın. Malın yarısını getirmedim bugün havada. Havada maşallah. Havada bugün ama şey bahar günü gibi. Şimdi bahar günü. Gece öyle değil. Evet Mustafa abi, sana hayırlı işler diliyoruz. Allah razı olsun. Sağ ol abim. Görüşmek abi. Üzere inşallah. Evet abi, başka bir yere geldin. Nedir malzeme? Sap aldık ya. Nacaklara sap aldık. Nacaklara sap. Başka nesi var Hacı abimizin burada? Vallahi yok yok, her şey var. Ha bazı malzemeler. Hocam şu ne kadar bir şey? Bu 20 lira abi. Evet değerli izleyicilerimiz, burada da şu an bakır malzemeler var. Tüplü bu, ceyranlar iyi diyor, bir ceyranlar var. Hocam kilo ne kadarmış kilo? Buyurun abi, buyurun lan. Bayağı hareketli pazar. Hırbık ne kadar? Para geldi. Süt makinesi var. Sele var. Hırbık var. Şu buğday pahalı ölçmek için çile. Öbürleri haranı. Efendime söyleyeyim. Bunlar bakır dığanlar. Şu eski köylerde baklaş derlerdi. Yine keçilerden, koyunlardan süt sağlardı. Evet. Bunlar terazi. Evet, eski alışveriş terazisi. Terazi. Bunların daha eskileri var, ağaç teraziler var. Şöyle bakır taşlar var, tabaklar var. Evet. Bu herhalde Osmanlı kertikli tas.
Burada da ilginç malzemeler var hocam. Şöyle bir bak bakalım. Evet, burada. Şunlar ne hocam? Şunlar gemici feneri bu. O gemici feneri. Bu eğişmeç. Eğişmeci bir tanıt bakalım nasıl bir şeymiş. Ne amaçlı? Eğişmeç. Koyunların yünlerini, keçilerin yünlerini bununla ip haline getirilir. Ondan sonra yumak olarak sarılır. Kilim dokunur. Evet. Efendim, çorap dokunlar, kazak yaparlar, her türlü şey vardı. Her şey naylon su, akrilik. Evet. Evet. Peki şu ilerideki onlar ne? Onlarda ne iş yapılıyor? Bunlar yeni nesil artık, onlar dövme herhalde, sarımsak, böyle baharat, maharat dövme. Öbürü motor var mı? Gaz ocağı. Kahve çekme makinesi. Kahve çekme. Bunun boru var, böyle evet. Kahveyi çeker. Dövme kap. Menü yok ya, o gitmiş. Tahtadan ne oldu? Ağaçtan traktör, motor yapılmış. Motosiklet. Harley'e benzetilmiş. Deposu da bayağı büyük. Gel bakalım ustam. Geleyim abi de, kanalda yayınlıyorsan sizge söylüyorum ama yayınlamıyorsan. Nasıl? YouTube'da. Televizyon yok, YouTube'da. Söyleyebilirsin. Vallahi bizim tek istediğimiz buraya, tamam mı, düzenli bir pazar. Evet. Ha, söyleyin isteklerinizi. Ve tuvalet. Tamam mı? Buradaki millet geliyor, sağa sola siliyor. Evler var, binalar var. Evet. Üçüncüsü de çok aşırı bir şekilde malımız çalınıyor. Güvenlik istiyorsunuz. Evet, tabii. Aynen. Şey yani illa ki buraya olma şartı, Konya'nın herhangi muhtemel... Tabii canım, herhangi bir, mesela diyelim ki Sedirlemez'de, Araplamaz'da herhangi bir pazarı bize verip yani, şeysini diğer iştirak parasında alabilirler yani ya, belediye. Evet. Bunun aslında şöyle de bir şey de olabilir, alternatif. Yani illa ki mesela yeni bir şey yapmaya gerek yok. Pazarı, mesela pazar yapılmayan bir yer, boş bir yerde... Tabii boş bir yeri kullanıp bize verip hem oradan bir gelir sağlayıp hem de efendimizin millete daha güzel toz toprağı içerisinde. Evet. İçerisinde. İnsanlara yakışır. Evet. İnsanlara yakışır. Yani bu, peki, boyamıza yakışmıyor. Anladım. Ben Bursa'ya giderim, Çorum'a giderim, efendimizin Ankara'ya giderim. Yola verdim. Gitsinler oranın pazarlarına baksınlar. Mesela en basit Bursa hayvan pazarını tutmuş, pazar günleri şey vermiş. Evet. 60 bin lira para alıyor. Helal olsun, alıyor ama düzenli bir yer. Hizmette veriyor. Veriliyor diyorsun orada. Efendim? Hizmette veriliyor. Hizmette veriliyor. Bu tezgah senin mi ustam? Benim abi tezgah. Allah. Neler var tezgahta, bir anlat bakalım. Abi tezgahta antikasında yani yok yani. Evet, şeyin ayağı kırılmış. Yani bu eski olan herhangi bir çarşıda pazarda bulamayacaklar. Her şeyi burada bulurlar. Evet. Bu 200 lira abi. Eski anam babam kazınca. Bu rahle tek parçada yapılmış. Havanlar, telefonlar. Tıraş, eski anam babam tıraş makineleri. Makaralı radyo. Ondan sonra gezleri. Eski bu hacı taşları. İsim ne ustam senin, isim? İsim Mustafa benim abi. Evet Mustafa abi. İnşallah hayırlı pazarlar diliyoruz. İnşallah abi. Ya herkes... En azından bu, sebep versin yani. Evet. Pazar meselesi ciddi bir şey yani, daha düzgün. Tabii ki. Ne kadar? 20 lira abi bu. Ustam hayırlı işler. Sağ ol abim. Ne satıyorsunuz pazarda? Hürde gibi hepsi var işte. Hürdavat var, eski ikinci el matkaplar var. Kek iç, pençe hepsi var. Kaynanasını kesmeye balta da var, hepsi var. Ooo iyi maşallah. Evet ustam, akşam yayınlayacağız inşallah. İnşallah abi. Seyrederseniz kanalımızın ismi Bünyamin Bağcı Anadolu'dan manzaralar. Ama ben akşam Ankara'ya gideyim, Ankara'da bulamıyorum o kanalı. Efendim? Ankara'da bulabilir miyim o kanalı? Ben Ankara'ya gideyim. Önemli de, yazdın mı YouTube'a her tarafta bulursun. Evet, tamam. Şimdi abi. Evet ustam. Şimdi bu arkadaşımız Ankara'dan geliyor. Çıbıklı Ahmet derler kendilerine. Tamam. Evet. Buraya misafir olarak gelmiş. Her zaman gelen bir kişi de. Şimdi durduğu yere bak. Tozlu toprağı, pisliğin içerisinde. Evet. Buna belediyenin yeni atıp yani böyle gelen misafirlerimizi ağırlayabilecek şekilde. Şu an buraya Büyükşehir Belediyesi mi ilgileniyor? Vallahi hiç şu anda bizle hiç ilgilenen kimse peki, yok. Peki onun sorumluluğunda mı? Tabii belediyenin sorumluluğu. O zaman buradan Büyükşehir Belediyesi'ne duyurulur. Aynen öyle. Biz konteyneri... Eski garaj bit pazarının... modernize edilmesi gerekiyor. Esnaflar bundan şikayetçi. Evet, biz KonTV'ye de çıktık, 42'ye, Kanal 42'ye. Orada da durumumuzu izah ettik. Evet. Arkadaşlar konuştuk ama hiç ne ilgilenen, ne bakan, ne çeken var. Hiç İnşallah bir gören olacak buradan. İnşallah abi. Evet değerli izleyicilerimiz, şu an
Başka ikinci el satan bir tezgaha geldik. Ustam hayırlı işler. Hayırlı işler ustam. Hayırlı işler. Vallahi ne konuşuyorsun? Konuşma. Ne yapıyorsun burada? Ne satıyorsun? İşimiz değil ama bu hafta bir sehpa. İyi bakalım. Hangi malzemeler var? Ne satıyorsun? İkinci el hep. İşte burada mali. Hepsi var burada. Kaynak makinesi var, bombeler var. Valla zulmetmeyelim. Bir de çıkardım. Evet. Hayır. Yani ben kutlamak istedim. Arkadaş bunu Muğla'dan getirmiş. Allah'ım kullandırmak nasip etsin. Ama sapı... Özelliği ne onun öyle ya? İnşallah özelliği yaracak. Verir. Evet. Yani bu şeye benziyor. Bunun sapı Karadeniz tarafına mı? Adapazarı, Düzce tarafına benziyor. Güzeldir. Pazara bayağı ilgi var ya. Çok kullanmış şu anahtarı. Dedin mi? Evet. Bizim dede de kullanmış da hepsini satmış. Evet hacem mi o elin aldığın malzemeleri bir tanıt bakalım. Seyircilerimiz bir bilsin neymiş onlar. Bu şey satır. 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 Şimdi orak. Orak değil onun adı. Onun adı tahra. Orak ne? Orak ekin işlenen maddeye diyorlar malzemeye. Koyun kartı. 40'lık mı diyorlar ona? Koyunun tüyünü kartıyor. Evet. Eski model. Eski model. Konya'nın yerlisi misin hacem mi? Evet. Konuşmana benziyor. Kadın hanım. Kadın hanım mısın? Yapma ya. Böyle şey. İyi bakalım bak. Benim kanalı takip edin. Bünyamin Bağcı diye yazdınız mı? YouTube'dan çıkar. Ne o? Bu benim Bağcı YouTube kanalı. Bünyamin Bağcı yazdığınız zaman direkt çıkar. Hacı abi o ne malzeme aldığın malzeme? Çin biçme makinesi ya. Manuel mi? Manuel bu elektriğin olmadığı yerde, benzin olmadığı yerde ot biçer bu. Çayırlar biçer. İyi bakalım bahçeye götür de bir deneyelim. Tabii. Zaten o maçlar. Şimdi borcular bir şeyle gidiyor. Evet. Başka bir yeni tezgaha geldik. Meşem helal yazıyor. Evet. Hamza uğradı mı sen? Arka tarafında da Almanca Umre. Hamza geldi mi yoksa hiç gelmedi. Ustam tezgahta neler var? Gördüğün gibi işte bak. Aynalar, düğmeler, pompalar. Evet. İkinci el. Şu et kıyma makinesi mi? Bu kıyma makinesi değil mi? Kıyma çekme. Ama ölmüş bu ya. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz, Bit Pazarı'nda dolaşmaya devam ediyoruz. Burada evet. Burada onunla o çivileri 40 lira sözler. Dövmeye binbaşı girdik 30 liraya dönüyoruz. Bir baş köyü de dövdük. 30 liraya yaptırdık. Kazan ne kadar amcam? Şu kazan ne kadar? Kazan 800 lira. Kalaylı mı? Kalaysız. İşi kalaylı, az kalaylı. Evet gördüğünüz gibi halk dolaşıyor. İşine yarayan malzemeleri alıyor. Görme amaçlı. Evet dayım hayırlı işler. Hayırlı işler. Ne yapıyorsun? Soba satıyor. Ne satıyorsun? Ne satıyorsun? Şu ne kadarmış boru? Hortum. Hortum mu? 50 lira oluyor. Evet. Daimin tezgah biraz şey. Malzeme az ama zayıf. Sade. Evet. Şundan ne kadarmış? Ondan çift 100 lira. Evet. Neymiş abi? Ağaçlıklarını topla. Vallahi
Bazı yerde tırpan derler, bizim orada kosa derler buna. Kosa. Orijinal ismi kosa. Beyaz saçlar için kosa. Yeniden için tırpan. Herkesin sattığı kendine göre bir malzemesi var. Ha, tabii canım. Her çeşit şey bulunur değil mi? Bir ikinti 3-5 senenin. Değil değil. Evet. Bahçeyi de bırakınca getirip satmıyor. Güzel. Bu bel küreği. O bel ha. Şu kazma. Hayır. Acemimi de çek bak, acemimi de. Eski meyenlerden. Evet. Okuyorlar mı gençler? Gençler evet. Okuyorlar. Acaba isimler? Atun Saraylı, Mehmet Acar derler. Mehmet Acar abimizin elinde... Atun Saraylı, Fuhabiyeci, Fuhabiyeci, Mehmet Acar. Evet, abi. Elinde ilginç bir malzeme var. Kendinden bakalım, öğrenelim. Bu neymiş? Bunu şimdi şöyle asılırsan toprağa gömülür. Şöyle birazcık meyveleri yukarıya doğru alacaksın, asılacaksın. Ekini, otu, gideleri toprağınlar gelir. Onak, evet. Eski tabire göre bışkıdır. Bışkı, ha bışkı. Orak bunun dişsiz olanıdır. Bu bışkının büyük bışkılara geliyor değil mi? Büyük bışkı. Yumulan bışkılar var normalde bir de. O bağ bışkısıdır, bağ budarsın onlar. Evet. Bununla da budanır da anlama vermez. Yani ilginç malzemeleri göstermeye devam ediyoruz. Aynen, onlara devam. Ne kadar onlar? Evet. Valla 50 liradan başlar. Tezgahlarda değişik değişik malzemeler var. 50 liraya kadar lamba var. Şöyle eski tip radyolar. 50 lira civarında. Nerede yeri? Ne? Bu taraftan çekiyorum. Arkamda şey alıyorum. Bir uzaktan çekiyorum. Acaba suya gelip çeksin abi. Sen kaçma gençlere gel. Ha, ben bizden çekiyorum. Ya kasaslı bir ekibi. Evet. Evet. Şu an tezgaha girdik ama abimizden satmıyoruz. Ne satmıyoruz böyle tezgahlar Halıyı sıkıştırmak için mülmütlerini kullanıyor. Kirkit. Bu da kirkit. Bu da aynı şey. Bu da değişik bir şey mi? Bu da aynı da. O kirim için, bu halılar için. Evet. Yere yere değişiyor yani. Evet. Halı dokuma için halıyı sıkıştırmak için kirkit. Mülmütlerini sıkıştırmak için. Evet. Değişik değişik malzemeler var ya. Yani malzeme çoktu da satıldı. Sabah daha peki, çok çıktı. Peki şöyle çok ilginç bir malzeme var. O da pürmüz. Eskiden tenikecileri kullandı. He, tenikeciler. Tenikeci yapmak için. Evet. Güzel. Eski malzemelerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. O da Bolu tarafının ürünü. O da çok minyatür, güzel bir şey. Değişik bir şey. Yani. Nerenin? Bolu tarafı. Bolu. Kıbrıs'ın fethedilişinin şeyini basmış adamlar. Evet. Karavanı koymuş oraya. Usta bu ne? Osmanlı çaputluk da eksiği var. Şu kapağı olur, sürgülü şöyle. Ne için kullanılır bu? Çaputluk bu. Hmm. Yani silah malzemesini temizlemek için eskiden adamlar yağlık çaputluk kullanmış. Evet. Onu içinde taşıyor yani. Şurada onun kemere takılacak yeri olur şurada. Evet. Burada yok da bak burada çıkmış bu. Yani burada kemere takılacak. Şöyle burada çapıtlık olur. O çan, Osmanlı çan. Hani şeyi yok. Çalma. Burada şehzade kemeri. Bir tanesi yok bak. Çalma yok. Hiç yok abi ya. Şehzade kemer tokası. Az uzaktan çıktı şöyle. Yani padişahların çocuklarının. Kemer tokası, Osmanlı kemer tokası. Ama bir tanesi yok. Tek kalmış. Bak şurada. Bunlar da... Evet abi, o elindeki malzeme ne? Çıkır diyorlar hocam yani. Ağırlık kaldırmak için yukarıya, inşaata. Yukarıya. Yarı ağaç, yarı demir. Abi kenarları ağaç. Takma yarı şey. Eski. Demir çok eski. Evet, gerçekten çok antika bir malzeme. Şöyle tezgahımızda... Gerçi lazım. 32 yolda.
Evet. Neymiş hocam? Hala dokuyanlar çıkan tüyleri pazarlık aralılar. Evet. İzlenimlerimiz devam ediyor. Evet Ali abi, hayırlı işler. Biraz hızlı konuşalım, duyulmuyor. Teşekkürler abi. Ne satıyorsun abi? Antika türü. Antika türü. Evet, antika malı. Evet. Acaba onu bir şey yap bakalım. Neymiş o? Eski Almancıların kullandığı pompa türü. Ha, pompa. Evet. Petrol. Sadece o. Başka bir yer yok. Evet abi, o elindeki malzeme ne? Bu havan abi. Pirinçtir. Bir de bunun bronz olanı var. Şu da bronzu. Bu daha eski. Bu biraz daha yeni. Evet. Ne iş yapılıyor onlarla? Bunlarla abici içine herhangi bir ezemediğin bir şey atıp ezmek için güzel bir malzeme. Evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz abi. Baharat ezersin. Şimdi ne kadar? 30 lira abi. Evet ustam, sana hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ettim abicim, güle güle. Bizi izlemeye devam edin. Bizi izlemeye devam edin. Evet. Abi elektrikli. Şöyle pazarımızın bir de uzaktan görünümünü alalım. Evet değerli izleyicilerimiz, şu an çok ilginç bir tezgaha geldik. Eşek önünden kalbur var, holus var. Bunların şeyi eşeğin gönü. Kızaraları, telleri. Evet, bu kalburlar, holuslar ne iş yapıyor hocam? Bu kalbur, bu holus. Bunlarla tahıl elenir. He, tahıl. Şunlarla nohut, fasulye. Şunlarla arpa, buğday. Onlar elenir. Evet. Üzerine çıkan pisken atılır. Hocam sen yaptın mı bundan hiç? Yaptım. Bak bakalım şunu, hocam. Yaptık ya. Girinler, içinde girin açar. Yani. Şimdi evet. Salla, arkaya da salla. Şimdi bunları patozun önünden aldığın deneyi bununla mı temizliyorsunuz? Evet değerli izleyicilerimiz, izlenimlerimiz devam ediyor. Olur mu, kaçma gel. Evet. Evet, şimdi Tepecikli, ismin ne? İsmin ne ismin? Mehmet. Mehmet abimizin şu an tatlısına bakacağız. Tatlının, bu tatlının çeşidi ne? Tatlının çeşidi. Şam tatlısı. Şam tatlısı. Bu Tepeciklerin bir patent patlamaları. Evet. Ati Gözal dayı tanımıyor ama takma. Evet. Evet Hasan ustam, kalburları, holusları sattın mı? Evet, şu anda sattık abimize. İyi, alana hayırlı olsun. Alana da satana da hayırlı olsun diye. İyi, inşallah kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Onu, yayınınızdan sonra da onu dinleyicilerin takibine başlayacağız inşallah. İnşallah, inşallah. Bugün de böyle bir bit pazarında video yapalım dedik. Evet, Konya'mızın yani eski tabiri bit pazarı, yeni haliyle dellal pazarı. Dellal pazarı, evet. Abi. Abimize de çok şöyle hayırlı olsun diyelim. Bunun arkasında şeylere ne? Izgaraları. İpleri. Şunların valla maddesi tam bilemeyeceğim ama ben bunların söyle, bir belli şeylerini deri malzemeden yaptım. Barsak. Onu neyse şey barsak. Bunu eskiden köylerdeki şeyler, eşeklerin gönlünü yaparlar. Ben de daha öncelerinden bildiğim kadar deri tarzında bir şey. Hani tam ismini bilmezdik. Gönlünü mü? Deri. Hah, yani ben deri tarzında annemle babamdan duyduğumuz o şekilde oluyordu. Yani hayvan anlatamıyorum. Biz hani parçalarını görürdük, kesimlerini yaparlardı onların. Eğirme ve örmelerini yapıyorlardı. Bu da öyle bir şeydi. Evet. Hayırlı olsun bakalım. Hayırlı olsun.
Evet, burada değişik malzemeler. Eski sobalar, küpler. Çadıra iyi olabilir. Evet. İlginç bir soba bu. Evet. Ama çadırı koyan yani. Biraz tehlikeli oluyor. Ama değişik bir mimarisi var. Değişik mimarisi var, evet, güzel. Fırına da var bak. Açın yap, açın. Fırına da var bak, fırına. Orası açın mı fırını? İçi odak. Bayağı yakacaksın daha da. Atacağım patates. Nedim benim ismi? Evet. Ahşaptan bir, ne o? Oğlum önce jeneratörü koyun. Ondan sonra akülör oluyor. Bulgur. Yem çekiliyor orada, yem. Evet kaptan. Neydir bu malzeme? Bulgur değirmeni. Bulgur değirmeni. Bulursam da ben size alayım. Evet. Esas malın bulgur değirmeni. Adamlar öyle yapmışlar. Başkan üzerinde dövme anahtardır bu. Bu taraf solakları için, kolu bu tarafa alıp solak adamın çevirmesi için, o taraf sağ adamın çevirmesi. Oradan çeviriyorsun değil mi? Ha, buradan şöyle geldiğimiz zaman burada bak dişlisi var. Şöyle ayar yerleri var. İnce veya kalın çekebiliyorsun. Nasıl ayarlıyor onu? Şuradan buradan ayarlıyorsun şurayı, sıkıştırıyorsun. İnce veya kalın buradan çekebiliyorsun. Buradan da bulgurunu alıyorsun. Buradan buğdayı döküyorsun, oradan bulgurunu alıyorsun. Ne kadar bulacaksın? Bunun fiyatı 2500 lira. Aşağı yukarı 170 yıllık bir malzeme. Yani tarihinde öğrenmiş olduk şu an. Evet. Bozulmuş bir terazi, adalet terazisi denir buna. Evet. Ama bozulmuş adaleti ne yapsın? Götü denilmiş, baş denilmiş. Antikaya geçmiş. Şimdiki adaleti temsil ediyor. Evet, o da... Döktüğün zaman aşağıdan akıyor. Güzel. Hocam buna iyi bir şey söyleyeyim. Yayık derler buna. Bunlar da var ya, çok onlar. Evet. O deliğin anlamı ne, deliğin anlamı? Bunu şimdi önce eskiden deri kaptırlardı buraya. İçine yoğurdu, ayranı koyarlardı. Buraya da bir tıpa yaparlardı, yayarlardı bunu. Tamam mı? İyice yaydıktan sonra arada bir parmağına bakarlardı. Yağ üstüne birikmiş mi birikmiş. He, onun anlamı o. Tabii. Evet. Delikten onu yapıyordu. Evet ustam, gerçekten sen sattığın malzemenin tarihçesini bilmek zorundasın. Kesinlikle. Bunlara ne katarlarım dayı? Abi onlara yağ katıyoruz, ekmez katıyoruz, kuşun atıyoruz. Onlar öyle ama niye öyle yaparlarmış onu da bilmem. Kırılsa yazık oldu. Belki de kekmez makine doldurmalar. Biz dolduruyorduk, bizim kendi evimizde var. Evet kaptan. İsminiz ne? Benim ismim Nedim. Nedim. Nedim abi çok teşekkür ederiz. Tezgahta gerçekten ilginç malzemelerin var. Yani pazarın içinde en ilginç malzemeleri sende gördüm. Biraz daha önceden sen toplamadan önce ben biraz çektim. Ama buradaki şu tanıtmış olduğum malzemeler gerçekten çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün de sizlere Konya'mızın eski garaj kısmından, bit pazarından bir video hazırladık. İzlenimler yaptık, ürünler gösterdik. İnşallah beğeneceğiniz bir video olmuştur. En son Nedim abimizin ilginç malzemeleriyle kapatıyoruz. Kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın inşallah. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun.